Efendim dersimiz Kur'an-ı Kerim'e hoş geldiniz. Bugün Felak suresinin talimle okunuşunu sizlerle paylaşacağız. Felak suresi hakkında inşallah kısaca bir bilgi vereceğiz. Felak suresinin fazileti hakkında da inşallah bazı hadis-i şerifleri sizlerle paylaşacağız. Tabi bugün de yine Kur'an'ı okumanın faziletine dair bir hadisle programımıza başlıyoruz. Kur'an iki dünya saadetine götüren ilahi rehberimiz. Bunun için Kur'an'ın Müslümanların hayatında önemi büyüktür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kıyamet günü Kur'an gelip onunla hemhal olan kişi için şöyle der. Ya Rabbi onu süsle. Bunun üzerine ona izzet ve şeref tacı takılır. Kur'an Ya Rabbi ona daha fazlasını ikram et der. Bunun üzerine Kur'an'ı okuyup yaşayan kişiye bu sefer keramet elbisesi giydirilir. Kur'an Ya Rabbi ondan razı ol der. Bunun üzerine Allahu Teala Kur'an ehli olan o kimseden razı olur ve oku ve yüksel denir o kimseye. O okuduğu ayet mertebesince yükselir ve Allahu Teala onun sevabını, iyiliklerini, hasenatını arttırır. Değerli dostlar, işte Kur'an bizi bu şekilde Allah katında yükseltiyor. Hem sevap bakımından amellerin en üstünü hem de insana en yüksek dereceleri kazandıran ilahi rehberimiz. İnşallah Kur'an'ın yolundan Rabbimiz bizi ayırmaz. Kur'an'ı öğrenip hükümlerini de hayata geçirmek için Rabbimiz bize inayet buyursun. Efendim Felak suresi ile alakalı bugün talim yapacağımızı söylemiştik. Önce biz Felak suresi ile alakalı kısa bilgi verelim ve programımızı o şekilde devam edelim. Felak suresi Medine'de inen surelerdendir. Tabi bu surenin Mekke'de indiğini söyleyen alimlerimiz de kaynaklarda geçen bilgiler de vardır. Ve 5 ayettir Felak suresi. İsmini ilk ayette geçen felak kelimesinden ayırıyor. Yani yarıp çıkarmak anlamında. Çünkü gece sabah olurken sabahın ışıkları geceyi yarıyor ve bu şekilde gerçekleştiği için buna felak denmiş. Felak ismi de bu surede sabah olarak tercüme edilmiştir. Nuzul ile alakalı, iniş sebebiyle alakalı kaynaklarda şöyle bir bilgi geçer. Bir Yahudi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sihir yapar, büyü yapar. Tabi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sihirden, büyüden büyük sıkıntı duyar. Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e gelerek hem sihri hem sihri yapanı Efendimiz'e bildirir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti Ali radıyallahu anh'ı o sihri bulmaya gönderir ve oradan o sihri çıkarttırır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle sıkıntı çekerken, saadetli vücutları sıkıntılı haldeyken Cebrail aleyhisselam bu sureleri indirir. Yani Felak suresini ve Nas suresini. Efendimiz bu sureleri okuyunca, bu sureyi okuyunca bütün sıkıntıları gider, eski sağlığına tekrar kavuşur. İşte iniş sebebi budur değerli dostlar. Surenin faziletiyle alakalı kaynaklarda pek çok bilgi geçer. Biz bunlardan birkaçını sizlerle paylaşalım. Bu sure Allah'a sığınılması en eftal surelerden bir tanesidir. Yani hani bir göz değmesi olur, insanın başına bir sıkıntı, bir keder gelir. Biz eğer bu sureyi okursak bütün bu dertlerden, bu sıkıntılardan, şerli varlıkların şerrinden, kötülüğünden korunuruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu kendi hayatında uygulamış, torunları üzerine de bu sureyi okumuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem akşam ve sabaha erince Kul huvallahu ehad ve Muavvizeteyn surelerini 3 kere oku, bu sana her şeye karşı yeter buyuruyor. Muavvizeteyn'dir bu surenin bir ismi de. Felak ve Nas suresi birlikte. Çünkü koruyucu bir suredir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte bize sure hakkında, surenin önemi hakkında, surenin fazileti ile alakalı bu bilgileri veriyor. İnşallah bizler de bütün şerlerden, bütün kötülüklerden emin oluruz. Ve şimdi inşallah programımızın talim kısmına geçiyoruz. Arkadaşlar cüzlerimizi açalım, talimi başlayacağız. Allahu Ekber.
Allahu ekber. And et 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 and ah 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 and ed 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 er er ez ez es es eş eş els els elb elb ilb 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 elb elb ilb 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 elb elb ilb 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 er er el el es es elb elb ilb 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 ek ek el el em em en en ev ev eh eh ey ey. Evet, harflerimizi cezimle bu şekilde talim ettik. Şimdi şedde ile harflerimizi nasıl okuyacağız ve nasıl talim edeceğiz? Bunu görelim. Şedde ile okunurken harfleri biz özellikle iki harfe dikkat ediyoruz, değil mi? Emme ve enne. Bu harflerde gunne var. 1,5 elif miktarı tutarak okuyoruz bu harfleri. Tutarak okuyoruz. Evet. Ebbe. Ebbe. Ette. Ette. Esse. Esse. Egge. Egge. Ehha. 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 Edde. Edde. Ezze. Ezze. Erra. Erra. Ezze. Ezze. Esse. Esse. Eşe. Eşe. Essa. Essa. Edda. Edda. İdda. 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 Şimdi bu harfi okurken bir ayrım yapmamız gerekiyor. Ezza dersek yanlış olur. Bakın. Za. Yani peltek zı, za, zı, zu dediğimiz peltek harf var ya, buna benzetmiyoruz. Edde dersek bu da dal harfine benzer. Etta dersek bu ta harfine, tı harfine. Ta, tı, tu diye okuduğumuz harfe benzer. Biz bunu edda yani dilimizi yan tarafa biraz dokunduruyoruz. Üst dişlerimize biraz dokunduruyoruz. Ezza sert bir harf değil bu. Ekba serttir. Ezza peltektir. Bu ayrıma özellikle dikkat edin. Şimdi Ahmet'in söylerken dili biraz sanki dışarı çıkıyor. O dile dikkat ediyoruz. O dile dikkat ediyoruz. Dilimizi dışarı çıkarmıyoruz. Ben siz okurken ağız hareketlerinize de bakıyorum ki yanlış çıkan varsa düzeltelim diye. Evet. Şimdi lat harfinden tekrar devam ediyoruz. Ella. Ella. İlla. 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 Etta. Etta. İtta. İtta. Ütta. Ütta. Ezza. Ezza. İzza. İzza. Üzza. Üzza. E'a. E'a. Ella. Ella. Esse. Esse. Etta. Etta. İtta. İtta. Ütta. Ütta. Ekke. Ekke. İkke. İkke. Ükke. Ükke. Elle. Elle. Emme. Emme. İmme. İmme. Ümme. Ümme. Enne. Enne. İnne. İnne. Ünne. Ünne. Evve. Evve. Ehe. Ehe. Eyye. Eyye. Evet. Harflerimizi şedde ile bu şekilde talim ediyoruz. Şimdi met harflerine geçiyoruz. Met harflerinde neye dikkat ediyorduk? Harfleri okurken, met harfleri çekerken e, a arası bir sesle. Yani çenemizi aşağıya düşürmüyoruz. E değil. E, b, t. Bu ses. Mesela ta da değil. Bakın a sesi vermiyoruz. Ta, ba denmiyor. Ma denmiyor. E, B, T, M diye bu orta sesle okuyoruz. Buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Evet. E, E, B, B, T, T, S, S, G, G, H, 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 D, D, Z, Z, Ra, Z,
Z Z S S Ş Ş S S V V T T V V A V V F F Q Q Q Q Q Q Q L L M M N N V V H H Y Y Evet. Değerli dostlar, bugün sizlerle Felak suresini işliyorduk ve bu surede en çok yapılan hatalara şimdi dikkat çekeceğiz. Biz bu hataları öncesinde işaretledik çünkü bayağı bir hatamız var Felak suresinde. Felak suresi Allah-u Teala'ya sığınılan en güzel suredir ve insanı maksada ulaştıran ve insanı Allah katında korumaya alan güzel surelerden, önemli surelerden biridir. Ve Felak suresinde min şerri ma halak denir. Yani bütün yaratılmış olan varlıkların şerrinden, kötülüğünden sabahın Rabbine, Allah-u Teala'ya sığınırım duası vardır. Bu önemli bir duadır. Biz sürekli hem kendimize hem dostlarımıza, kendi çocuklarımız varsa çocuklarımıza okuyalım. Evde yatarken kalktığımızda bu sureyi okursak bütün varlıkların şerrinden, kötülüğünden korunmuş oluruz. Şimdi ben hatalara dikkat çekiyorum, Felak suresinde en çok yapılan hatalara. Başta bizim bu kaf harfinde bir hatamız oluyor. Bunu çoğunlukla kef harfi gibi okuyor okuyanlar. Burada kaf vardır. Yani eko, inko, inku, ta, tı, u diye okunması gerekiyor. Yani kül diye okumak yanlıştır. Çünkü kül ye manasına geliyordu değil mi? Biz burayı ne diye okuyoruz? Kul, kul diye burayı düzeltiyoruz. Yani burası kef harfi değildir. Buraya özellikle dikkat ediyoruz. Şimdi sonrasında gelen hatamız, geçişte bir hatamız var. Kule'udu, kule'udu diye geçiyor bazıları. Kule'udu diye geçersek o zaman biz buradaki cezimi değiştirmiş oluruz. Yani burada cezim var. Burada fetha yok. Buna özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Geçim, burada geçiş yapılmaz. Kule'udu denir. Kul e'uz, kul e'uz, kul e'uz yanlıştır. Buraya bu hareke verilmesi doğru değildir. Burada cezim vardır. Buraya ben özellikle dikkat çekiyorum. Kul e'uz. Bu ayın harfinde bizim programımızı takip edenler bilirler. Yaptığımız genel bir hata var. Şimdi ayın harfini hemze gibi okuyoruz. E harfi, elif gibi okuyoruz. Yani e, i, ı. Yani kul e'uzu, e'u, e'uzu dersek burada harfi değiştirmiş oluruz. Buradaki ayın harfini değiştirmiş oluruz. Burada ayın harfi vardır. Ayın harfini okurken boğazımızı sıkarak çıkartıyoruz ayın harfini. A, i, ru. Bakın elifi okuyorum. E, i, ı. Yani hiç boğazımı sıkmıyorum. Normal bir şekilde çıkartıyorum. Ama ayını okurken boğazdan çıkıyor. A, ri, ru, er, ir, ır diye okuyoruz bunu. E'uz. Burada bir peltek harfimiz vardır. Yine en çok yapılan hatalardan bir tanesidir bu. Buradaki z harfi peltektir. Yani bu z'yi okurken e'uz dilimizi hafif ön dişlerimizin arasından çıkartıyoruz. Çıkartıyoruz. E'uz dilimizi ön dişlerimizin arasından hafifçe çıkartarak bu Z harfini okuyoruz. Z. Evet Adem. Namaz yerinde ismin evet. Burada zaten gelecek ileride çoğunlukla hep Z harfi var. Bu surelerde çoğunlukla Z harfi var. Z harfi yok. Zaten burada da yok. Şimdi burada e'uz
Peltek okuyoruz Z'yi. Sonrasında gelen bir Rabbil Felak. Burada sanki şurada bir hareke varmış gibi bir Rabbili Felak deniyor. Buraya hareke vermiyoruz. Cezimde eğer hareke verirsek bu sefer buradaki cezmin vasfını değiştirmiş oluruz. Buraya bir Rabbili sanki bir este varmış gibi harekesini değiştirmiş oluruz. Bu yanlıştır arkadaşlar. Bir Rabbil felako. Dilimizi bu cezmi okurken bırakmıyoruz. Yani eğer bırakırsak sanki hareke varmış gibi okunur. Bir Rabbile bırakırsak dilimizi yukarıdan bir Rabbil felako diye okuyoruz. Buradaki kaf harfinde sanki kef harfi gibi okunuyor bu kaf harfi. Özellikle buraya da dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü buradaki harf kaftır. Kef değildir. Yani hangi harf bu? Eko, inko, inko, ka, ki, ku. Kef değildir. Ke, ki, ku değildir. Onun için felako diye burayı düzeltiyoruz. Kul e'uzu bi rabbil felak diye düzgün okunuşu bu şekildedir. Şimdi ikinci ayetimizde min şerri, buradaki ra harfi esre aldığı zaman ne oluyordu? İnce okunuyordu değil mi? Burada eğer biz ra harfini kalın okursak yanlış okuruz. Buradaki ra harfini biz ince okuyacağız. Mahreci çünkü bu şekilde. Tecvid kaidesi bu şekilde. Min şerri. Bakın. İr. Bakın. İnce okunuyor değil mi? Mesela. Ra. Ri. Ru. Kalın okunuyor değil mi? Fetha ve dammede, ötrede ra harfi kalın okunuyor. Ama esre aldığı zaman ince okunuyor. Buna dikkat ediyoruz. Me halak deniyor. Buradaki ma harfi, bakın hani demiştik ya met harfi okunurken e a arası bir ses vereceğiz. Burada eğer o talimi doğru bir şekilde yaparsak burada herhangi bir hatamız olmaz. Burada ma diye söylersek bu mahreç hatası olur. Okuyuş hatası olur. Ama bunu E-A arası bir ses okuyoruz. Me değil mi? Demin talim ettik bunu zaten. En çok yapılan hata bu H harfindedir arkadaşlar. Yani ben programa gelmeden önce de birkaç kardeşimizi dinledim. Yani işi hem sahada icra etmiş olalım diye. Hatalar var ve şu hatayı birçok kimse yaptı. Buradaki harf H harfidir. Bakın H. Hı, hu, ha, hı, yani boğazımızı hırıldatıyoruz. Ha diyoruz. Buradaki ha, olarak halak diye okursak yanlış olur. Buradaki noktalı noktası vardır ve boğazımızı bizim hırıldatmamız lazım değil mi? Ha, hı, hu, eh, ih, üh diye boğaz hırıldıyor ama diğeri eh. Bakın. Değil mi? Bu şimdi min şerri ma halaku diye bunu düzgün bir şekilde böyle okuyoruz. Şimdi geçelim 3. ayete. 3. ayetimizde de ve min şerri, aynen ra harfinde bir hata var. Buradaki hatanın aynısı. Buradaki ra harfi ince okunacak, kalın okunmayacak. Min şerri, şerri derken de şeddeyi belli etmemiz gerekiyor. Min şerri, şerri diye belli ediyoruz. Sonra gelelim gayn harfine. Min şerri gasikin. Gasikin. Bakın. Ga dersek ka ile ga arası bir ses oluyor. Bu yanlış bir sestir. Bu gaf harfi değildir. Gayn harfidir. Ga. Ga. Gı. Gu. Ga. Oy, o diye talim ettiğimiz gayn harfidir.
Buraya dikkat ediyoruz. Sonrasında gelen kaf harfimiz, burası da kef harfi gibi okunuyor. Gâsıkîn. Gâsıkîn. Bu da en çok yapılan hatalardan. Burası kef harfi değildir. Buraya özellikle bakın dikkatinizi çekiyorum. Gâsıkîn değil. Gâsıkîn. Kîn. Kan. Kîn. Un. Gâsıkîn. Gâsıkîn diye bunu doğru okuyoruz. İze en çok yapılan hatalar, baştan beri söylüyoruz bunu. Buradaki harfimiz peltek harftir. Değil mi? İza dersek yanlış olur, keskin olur. Buradaki harfimizi değiştirmiş oluruz. Burada ize, ize, ve, vi, zı diye okuduğumuz peltek ve harfi, buraya dikkat ediyoruz. Bu z değildir arkadaşlar. Buraya ben dikkatinizi çekiyorum. Ve kap. Ve kap. Yani bu kap değil. Bakın yani bizim Türkçe'de eğer şey yaparsanız kap gibi okursunuz. Kap. Yani bizim hani bu kaplar vardır ya. Olmaz. Bu kab ve kab diye okunması gerekiyor. Ve kab p gibi okunuyor bu. Burayı çünkü p olmadığı için Arapça'da. Farklı Farsça'da var ama ben buraya p harfi yazdım. Bu p değildir. Bu B'dir. Ve kand ve kap yanlıştır bakın. Ve kand kand end imb ümb et end imb ümb diye okuduğumuz B harfidir. Ve kand bu da kef harfi değildir ve kap ve kap değil yani. Tamam mı? Ve kand diye okuyoruz. Ve min, evet bu ayet tekrar okuyalım. Ve min şerri gâsikin izâ vekab diye doğru okuyoruz. Ve min şerri, burada aynı hatamız var. Tekrar ediyor. Ve min şerri nefâfâti. Şurada geçişte özellikle bu şedde harfi unutuluyor. Ve min şerri nefâsâti diyor. Nefâsâti. Bu yanlıştır. Ve min şerrin, bakın geçiyorum, dikkat edin buraya, şuradan öbür harfe geçiyorum. Şerrin nef, şerrin nefe, nefe, nefasat olmaz. Nefe, şerrin nefe. Ve buradaki peltek olan F harfi. Sin gibi okunuyor. Nef-fe, fe, 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 fi, su. Peltek. Se, si, su. Değil bu. Bakın. F, peltek. Dilimizi dişlerimizin arasından hafifçe çıkartarak okuyoruz. Buraya dikkat ediyoruz. Ve min şerrin nef. Fe, nefesanti. Burada dikkat ediyoruz. Bu peltek F harfine. Fil, burada da aynen fiili. Fiili ukadı. Değil. Fil ukadı. Bu hareke cezimdir. Bu cezme biz dikkat ediyoruz. Ukatta aynen ayın harfinde yapılan hata var. Sanki elif harfi gibi, hemze gibi okunuyor. Ukat değil, ukat. Bakın. Ukat farklıdır, ukat farklıdır. Bunu söylerken biz ukat, ru, a, ri, ru, ukat diyoruz. Burada şimdi ukat yine en çok yapılan hatalardan bir tanesi. Şu sondaki dal harfini T harfi gibi okuyor dostlarımız. Bu yanlış bir okuyuştur. Burada dal harfi vardır. Ukand diye okuyacağız. Ukat dersek yanlış olur. Bu yanlıştır. Bunu ukand diye okuyoruz. T değildir bu. Ve min şerrin neffâsâti fil ukand diye düzgün okuyoruz.
Evet, son ayetimizde burada karıştırılan harfleri yazıyorum ben. Buradaki ha harfidir. Ha. Hırıltılı olan ha değildir. Normal he değildir. Bu ha'dır, ha değildir. Ha sidin. Ha sidin. Ha hi hu. Ha hi hu diye bizim talim ettiğimiz ha harfidir. Boğazımızı çıkartıyoruz. Ha sidin. Yine aynı şekilde peltek harfimizde bir hatamız var ve haset, ha, haset, heset, haset. Yani biraz boğazımızı sıkmazsak bu normal he gibi çıkar. Ve burada da yine aynı t, haset, haset. Türkçe'de belki haset diyebilirsin ama bu sureyi okurken buraya haset diyemezsin. Neden? Çünkü sonunda dal harfi var. Hasend dememiz gerekiyor. Ve burası da böylece bitiyor. Bizim Felak suresindeki en fazla yaptığımız hatalar, değerli dostlarımızdan eğer varsa bu hataları görenler, lütfen programı tekrar tekrar izleyerek o hatalarını düzeltsinler. Çünkü bu hatalar yanlış olduğunda, biz sureleri yanlış okuduğumuzda dinimizin direği olan namazı sıkıntıya sokarız. Namazımız sıkıntıya girer. Bu sebeple biz surelerin doğru okunuşuna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Şimdi öğrenci arkadaşlarımızla birlikte suremizi talim edeceğiz ve sonrasında inşallah programımızı noktalayacağız. Açtık suremizi değil mi? Evet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'uzu bi rabbil felak. Kul e'uzu bi rabbil felak. Min şerri ma halak. Min şerri ma halak. Ve min şerri gâsikin izâ vekab. Ve min şerri gâsikin izâ vekab. Bir daha izayı perdek söylüyoruz. Ve min şerri gâsikin izâ vekab. Ve min şerri gâsikin izâ vekab. Ve min şerri neffâthâti fil عقد. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. Rahiplerini kalın söylüyoruz. Ona dikkat ediyoruz. Harflerin kalın söylemeyeceğiz. Ve min şerri değil. Burada biz dikkat çekmiştik. Biz hem burada kendimiz öğreniyoruz değil mi? Bunun özellikle ben şimdi bazen sesler geliyor kulağıma. Rahifi kalın çıkmayacak. Ve min şerri diye okuyacağız. Tamam mı? Evet değerli dostlar. Şimdi ben sureyi tek başıma okuyacağım. İnşallah sonrasında maliyle programı noktalayacağız.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'uzu bi rabbil felak min şerri ma halak وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حسد. صدق الله العظيم. Rahman ve Rahim.